Adise Baba. Bir gün şehirde yaşayan bir fare, uzun zamandır görmediği fare arkadaşını ziyaret etmeye karar vermiş. Arkadaşı uzun zaman önce şehirden taşınmış ve bir tarlada yaşıyormuş. Şehir faresi uzun bir yolculuk sonunda tarla faresinin yaşadığı köye gelmiş. Burası ne kadar da kötü kokuyor. Böyle bir yerde nasıl yaşanır ki? Şehir faresi uzun ve yorucu bir yürüyüşten sonra tarla faresinin yaşadığı tarlaya ulaşmış. Tarla faresi toprağın altında kendine küçük bir ev yapmış, orada yaşıyormuş. Arkadaşım bu kadar kötü ve bakımsız bir yerde nasıl yaşıyor hiç anlamıyorum. Şehir faresi kapıyı çalmış. Tarla faresi kapıyı açmış. Karşısında uzun zamandır görmediği arkadaşını görünce hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. Hoş geldin arkadaşım. Hangi rüzgar attı seni buraya, böyle söyle bakalım. Şehirden çok sıkıldım. Uzun zamandır seni ziyarete gelmek, yaşadığın yeri görmek istiyordum. Ama görüyorum ki sen de buradaki hayatından pek memnun değilsin. Kim demiş? Ben burada çok mutluyum. Gel içeri de sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. İkisi birlikte içeri girmişler. Şehir faresi evin içini görünce şaşkınlığı daha da artmış. Tarla faresi karanlık, küçük, havasız bir delikte yaşıyormuş çünkü. Ne kadar da karanlık ve küçük bir ev. Burada nasıl yaşıyorsun? Tarla faresi arkadaşına yiyecek bir şeyler hazırlamış. Masada bir parça peynir, marul, havuç ve mısır taneleri varmış. Hadi bakalım arkadaşım, bunlarla kendine güzel bir ziyafet çek. Şehir faresi masadakilere şöyle bir bakmış ve... Sen bunlara ziyafet mi diyorsun? Benim yaşadığım yerde fareler bu yiyeceklerin yüzüne bile bakmaz. Biz kekler, börekler, çeşit çeşit peynirler, etlerle besleniriz. Şehirde aradığın her şeyi bulabilirsin. Şehir faresi karnını doyurduktan sonra birlikte tarla faresinin yaşadığı yerleri gezmeye çıkmışlar. Şehir faresi tarla faresinin yaşadığı yeri hiç beğenmemiş. Buralar hiç bana göre yerler değil. Hem çok pis hem de çok sıkıcı. Bir gün benim yaşadığım şehre gel, sana bir de bizim oraları gezdireyim. Emin ol buraya geri dönmek bile istemeyeceksin. Ertesi sabah iki arkadaş vedalaşmışlar. Aradan çok uzun bir zaman geçmemiş ki tarla faresi, arkadaşı şehir faresinin yaşadığı yeri görmeye karar vermiş ve düşmüş yollara. Uzun bir yolculuktan sonra şehre ulaşmış. Şehir faresinin tarif ettiği yerlerden geçerek arkadaşının evine varmış. Şehir faresi bir apartman dairesinde yaşıyormuş. Tarla faresi arkadaşının yaşadığı evi görünce çok şaşırmış. Bu kocaman ev senin mi? Tamamen benim sayılmaz. Ev sahipleriyle bu evi paylaşıyorum. Karnım çok acıktı. Hadi bana söz verdiğin şu ziyafeti göster bakalım. Şehir faresi mutfağa gitmiş. Buzdolabını açmış. İçinden peynirler, etler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler çıkarmış. Masanın üstüne dizmiş. Tam birlikte yemeye başlamışlar ki bir kedi miyavlaması duymuşlar. Şehir faresi hemen atılmış. Eyvah! Evin kedisi sesimizi duydu. Hemen saklanmalıyız. Beni takip et. İki fare duvardaki bir delikten içeri kaçmışlar. Tarla faresi nefes nefese sormuş. Evinde bir kediyle birlikte mi yaşıyorsun? Ama bu çok tehlikeli değil mi? Tehlikeli. Ama bu kadar lüks ve zenginlik içinde yaşamak için bazı şeylere katlanmak gerekiyor tabii. Biraz sonra kedi mutfaktan çıkınca tekrar saklandıkları delikten çıkıp yemek yemeye devam etmişler. Az sonra sokak kapısının açıldığını duymuş şehir faresi. Panikle... Çabuk koş! Ev sahibi kadın geldi. Bizi görmeden kaçalım. Fareler koşarak tekrar küçük delikten içeri kaçmışlar. Tarla faresi nefes nefese sormuş. Bu sefer niye kaçtık anlamadım. Ev sahibi kadın senin bu evde yaşadığını bilmiyor mu? Tabii bilmiyor. İnsanlar çok tehlikelidir.
Sen bu evde bu şekilde nasıl yaşıyorsun? Bazı zorlukları var tabii. Ama ben böyle yaşamaktan çok mutluyum. Baksana ne zaman ne istesem yiyebiliyorum. Tehlike geçti. Hadi gel yemeğimize devam edelim. Tarla faresi delikten çıkmış çıkmasına ama doğruca kapının yolunu tutmuş. Bir yandan da söyleniyormuş. Yok arkadaş, benim iştahım kaçtı. Bu kadar korku bana yeter. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Evime dönüyorum. Benim evim zengin değil belki ama korkusuzca ve özgürce yaşıyorum orada. Her an korku içinde yaşamaktansa kendi evimde rahat ve özgür yaşamayı tercih ederim. Böylece tarla faresi yaşadığı yoksul topraklara geri dönmüş. Mutlu mesut yaşamaya devam etmiş. Bir daha da şehre hiç dönmemiş.